Sokak röportajlarına hoş geldiniz. Hayatın boyunca elde etmek isteyip de elde edemediğin şey nedir? Elde edemediğim bir şey. Düşünmem lazımdı ama şu an çakmağımı elde edemedim. Bir dakika. Var. F-16. UFO'yu asla elde edemem. Acun Ilıcay'a rakip olmak. Ya yapamıyorum. İstiyorum ama yapamıyorum. Ya erkek arkadaş falan olabilir. Oldu. Neden daha fazla kızla çıkamadım? Elde edememin sebebi bir Burak Özçivit, Kıvanç Tatlıtuğ olmadığım için. XXX'le evlenmek. Üniversite olacak herhalde. Ve arkadaş barajı geçemedi. Hayallerimiz yıkıldı yani. Öyle. Hayaller iptal oldu abi. Var yani. Ne olsun hadi. 1 milyon dolar olsun. Amerika'ya gitmek ve oraya yerleşmek istiyorum ama henüz gidip yerleşemedim. Yurt dışına çıkıp böyle sokakta çıplak koşmak. Ne bileyim yani, güzel geliyor bana. Yapabilirim. Yani ama deneyeceğim bu yaz. Milli güreşçi olmayı hayal ediyordum. Bu sene uluslararası bir turnuva vardı. Nasip olmadı katılmak. Hayat boyu isteyip de alamayacağım tek şey elbise olabilir. Mini etek falan yok yani, imkansız. Safkan İngiliz atı. Genelde hani böyle 50 bin ile 150 bin arası olanlar. Bir tane olsa kıracağım yani, köşeyi döneceğim ama hiç olmadı. Yani ben şu an hakemim. Mesela FIFA hakemi olmak mesela. Edebilir miyim edemez miyim bilmiyorum ama etmek istiyorum yani. Ama olacağı meçhul yani. AB vatandaşlığı ya, bir AB pasaportunu çok isterdim mesela. Yani istediğim ülkeye özgüce seyahat etmeyi isterdim. Mısır'a gitmek. Hindistan'a gitmeyi çok istedim ama olmadı. Olur ama yani yakın zamanda olur. He oldu. Askerlik bitmedi. İktidar. En başında. Tarihten yüksek not almak falan herhalde. Sevgi sanırım. Bilmiyorum, hayatım boyunca hiç o kadar yani istediğim kadar sevildiğimi düşünmedim hiç. Mesela burun estetiği istiyorum. Son zamanlarda en çok istediğim o. Mesela İzmit'e dönmek istiyorum ama dönemiyorum. Elde etmek istediğim hiçbir şey elde edemedim. Bir iş yeri sahibi olmayı düşünüyorum. Bunu elde etmek istiyorum yani. Sürünmek istemiyorum vallahi artık birilerinin yanında çalışarak. Yani ben çok fazla bir şey istemedim zaten. Çünkü herkes bulunduğu konumu ve yerini bildiği zaman fazla bir şeye gerek yok. Ben istediklerimi aldım. Var. O. Eskişehir şampiyonluğu. Kemal'in kızı. Küçükken hep şu denizde yüzen şeyler var ya, botlar uzaktan kumandalı. Hep onlardan bir tane istemiştim, olmamıştı. Her zaman bir Volkswagen'im olsun istemiştim ama maalesef olmadı. Okul birinciliği denemesi. Ha bir de 1,5 İskender. Arabam. Ehliyetim yok, alamadım. Yani bir arabamın olmasını çok isterdim. Motor. Ailem karşı. Sevgilim olmadı hiç. Motor, o kadar motor geçti elimden ama sevgilim olmadı. Oyunculuk. Her zaman oyuncu olmayı istedim ama yine baba. Ben senin evladınım. Önümü açmasını isterdim yani, evet. Evet, KPSS. Çalışıp da 80 puan alıp da atanamamak. Mesela ben kimya teknisyeniyim. Ben de kendi mesleğimi yapmıyorum. Bulamadığım için başka meslekte çalışıyorum. Huzur. İnsanlar ikiyüzlü. Güvenemiyorsun. Huzuru bulamıyorsun o yüzden. Ulaşamadığım tek şey huzur. O kadar uğraşmadım ya hiçbir şeyle. Bazı planlar yaparım. Bir dönem içinde olmaz. Ama onun için fazla kendimi yıpratmam hani. Daha sonra olur dedim, geçerim. Game boyum olmadı benim. Çok istedim ama olmadı yani. Game boy mesela küçükken de çok istedim. Ama hiç o fırsatım da şimdi PlayStation'ın var mı? Ama Game Boy'un ayrı bir böyle... Game Boy o yani, anladın mı? The Game Boy. Yani olmadı ve üzüldüm yani ben. Piyano çalmaya dair bir elde şey. Elde etmek diyor yani. Lan, elde etmek. Elde etmek o. Piyano şey. Olabilir. Piyano çalmayı elde edemedim. Evet. Bence çok güzel bir şey. Ben de kontrbass. Vivaldi'nin izlenmeleri. Hadi görüşürüz.